çöker gece. Hayat zaten yangın yeri bizde. Bu nasıl bir öfke? Özlem de var içinde. İnce alem. Gevşek, fişek gibi paramparça da. Hüzün çöker gece, hayat zaten ellerimde tüfek. Bu nasıl bir öfke? Efendim. Tamam, geliyorum. Tamam. Hayır ya, ben onu demiyorum. Evet evet, aynen. Evet, tam olarak o. Hayır ya, hayır hayır. X diyorum, X. Evet, X. Evet, öyle dedim. Ben seni sonra arayacağım. Niye uyumadın bu saatte, ben anlamıyorum. Uykum kaçtı anne, arkadaşımla konuşuyorum. Yarın okula gideceksin, okulda da konuşacaksın. Şimdi de konuşuyorsunuz bu saatte. Bu kadar çok ne konuşuyorsunuz, ben anlamıyorum. Sokağa çıkma yasağı yetmedi. Bir de uyku saatlerime karışıyorsun. Alo? Ne diyordun? Lütfen yardım edin şimdi. Ne oluyor ya? Biri var peşimde, bilmiyorum. Tamam, korkma sen. Tamam ki. Kuzenim falan annenin tanıdığını söyleyeyim. Tamam, hallederiz. Şey tamam, sakin ol sen. Hayırdır birader? Sana ne? Ne demek sana ne ya? Kuzenim o benim. Bas git buradan. Ne kuzeni ya? Şişt, bana bak lan sen. Nüfus memurumsun lan sana. Teyzemin kızı diyorum, kuzenim diyorum. Sana lan! Abla sen beni yanlış anladın. Buradaki tek yanlış sensin lan! Yapmayın! Ya sadece sosyal deney çekiyorduk. O kadar, başka hiçbir şey yok gerçekten. Nasıl ya? O kadar ya? Sadece sosyal deneydi. Çektin mi hepsini? Çektim. Ah iyi. Gördün işte, benim suçum değildi. Adamı bıçak çekmişsin sokma. İyi de kız tehlikede sandım ondan. Adam sana söylemiş işte. Sosyal deney yapıyorum demiş. Sen adamın burnunu kırmışsın ya. Hırsızın hiç suçu yok yani. Ya bu asalak kadına şiddeti sömürüp takipçi kasmaya çalışıyordu. Ne yapsaydım? Sofya. Ayrıca gel beni kurtar da demedim sana. Sofya. Kafana göre davranamazsın artık. Çünkü artık yaptığın her şey sadece seni değil, bütün birimi bağlıyor. Of. Oflama. Tamam. Efendim Serdar, günaydın. Duymamışım. Tamam, geliyoruz sana. Thank you.
Konteyner. Çöp konteynerin hikayesini biliyor musunuz? Paris, 7 Mart 1884. Monsieur Pavel, bugünkü kullanımı diye Fransız karşılığı çöp kovası anlamına geliyor. Ama zamanlar o şekilde değil. Daha sonra da adı çöp oluyor. Her neyse konumuza ilgisi yok. Apartman sakinlerinin artan çöp ihtiyaçlarını karşılayabilmek için apartman önlerine küçük kutular koymaya başlıyor. Küçük kutuların içine apartman koyuyor. Kapa çeneni. 24 Aralık 2021 günü saat 03.30 sıralarında Kadıköy Nevzemin sokakta iki kişi tarafından bulunan kız. Gemilerde bir sorun olunca neden önce kadınları ve çocukları sandallara bindirirler biliyor musun? Daha önemli oldukları için mi? Yalnız kalan erkekler sessizlik içinde soruna bir çözüm bulabilsinler diye. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Gece 3 gibi bardan çıkan bir çift bu halde bulmuş. Buralarda güvenlik kamerası falan da yok. Oo, günaydın başkomiserim. Günaydın savcım, erkencisiniz. Ben erkenci değilim. Siz geciktiniz. Ben geciktim. Kusura bakmayın, benim hatam. Ben geç haber verdim. Bir dahakine zamanında haber ver. Vedat, bırak. Vücutta künt, kesici cisim travması ya da lasirasyon yok. Ölüm nedeni belli mi? Söylemek için erken. Bir de şiar kanamaları görüyor musunuz? Boğulmuş mu yani? Bir ihtimal. Ya da aşırı dozdan kanı oksijensiz kalmış da olabilir. Aşırı doz mu? Uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz ki daha. Şu lekeyi görüyor musunuz? Hemen öğrenelim. Pozitif. Başkomiserim. Söyle. Kimlik yok, çanta yok. Çöp kutusunun içerisine de girdi Berk. Orada da bir şey bulamadı. Feriha Hanım tekrar test yaptı. O da pozitif. MDMA tarzı bir uyuşturucudan bahsediyor. Ekstazi gibi bir şey. Belki olayı görmüşlerdir diye şu eve de baktık. Orada da kimse yaşamıyor. O ne lan? İsmin ne senin? Hı? Papatya. Papatya. Ne güzel isimmiş Papatya. Sen gece burada olanları gördün mü peki? Şeytan yaptı. Kim? Mavi şeytan yaptı. Sen kızı tanıyor muydun peki? Mavi şeytan. Babat ya. Bu çanta senin mi? Şu siyah olan. Ha? Yoksa çöpten mi aldın sen onu? Şişt, tamam, sakin. Tamam. Sakin. Oh, tamam, yavaş. Biz sana bir şey yapmayacağız. Sakin. Senin mi? Çöpten mi aldın? Papatya, mavi şeytan belki de sana da zarar verecek. Mavi şeytanı yakalamamızı istemez misin? Hadi ver. Ver bakayım onu. Dur, gel buraya, gel. Tamam. Gel. Bırak. Başkomiserim. Ya bırak. Buluruz istersek. Sen bak için ol. Nefise keskin. Bu kıza ait her türlü bilgiyi gün doğmadan masam da isterim. Emredersiniz. Nergis Üzmez. Sofia mağazasını kullanıyor. Adalet sistemi onunla ilk defa 15 yaşında Sosyal Sigortalar Kurumu'nu hackleyince tanışmış.
ve sonra liste uzayıp gidiyor. Son olarak 2015'te tutuklanmış. Sizin tarafınızdan. Evet. Hem de şiddet suçundan. Bu kadın kendi öz babasını bıçaklamış. Siz bunu Sofya'nın neden yaptığını biliyor musunuz savcım? Üzücü olsa da her ne olmuşsa olmuş. Bu olaylar silsilesi sebebiyle zaten bu kişi bir suçluya dönüşmüş artık. Siz de hayatına faydalı bir birey olarak devam etmesini değil, bir suçlu olarak devam etmesini uygun görüyorsunuz, öyle mi? Sizin çözümünüz de böyle bir suç makinesini emniyete burnumuzun dibine sokmak mı? Kurda kuzuyu emanet ediyorsunuz, farkında mısınız? Ben Sofya'ya kefilim, savcım. Nergis Üzümez'i benim davalarımla çalışırken görmek istemiyorum. Savcım. Oh. Haluk, lütfen rica ediyorum. Gerçekten yine ben demiştim diye başlama. Başlamayacağım. Son birkaç haftada yaptıklarını kimse yapamazdı. İnsanlar bu birime inanmaya başladılar. Demek ki doğru bir şeyler yapıyoruz. Şüphesiz. Ama bize inananlar kadar bize karşı olanlar da var. Ve işin doğrusu bunda senin payın çok büyük. Davanın sonunda daha ılımlı bir konuşma yapabilirdin. Haluk, birilerinin bir şey söylemesi gerekiyordu ve ben de söyledim. Ondan sonra da susmadın ki. Ne yapayım peki? Çok bir şey değil. Ben savcıyla ilgilenirim. Sen Sofya göz kulak ol. Bir daha olay mahalline falan götürme onu. Emniyette de fazla gezinmesin. Göz önünde olmasın yani. Olay çıkardığında duymayayım onu. Hepsi bu. Allah'ım, ben onu mu diyorum ya? Hasan abi, al şunu benim başımdan, başımı şişir ya. Ne? Ben hayatımda bu kadar boş konuşan bir insan, bilmediğim şeyle... Ne diyorsun? Boş konuşuyorsun kızım. Gençler sakin. Bilmediğin konuda konuşma. Bak, bu işi bilmiyorsun. Dün geldin, bugün fikir verme. Ne oluyor burada ya? Lise kantin burası. Patron, bu herif cinayetin üstünü örtmeye çalışıyor. Yuh! Yok canım, ne cinayetin üstünü örtmesi, direkt cinayeti ben işledim. Kızım, sen manyak mısın ya? Bir daha bana kızınca bak. Hey, hey. Ne diyeceğim? Sofya! Ne diyeyim, ne diyeyim? Serdar! Başkomiserim, dediğim şu. Bu olaya direkt cinayet diyemeyiz. Buna şüpheli bir ölüm diyebiliriz sadece. Aşırı doz olmuş olabilir, dediğim bu. Tabii ya. Kız overdose oldu. Ondan sonra tıpış tıpış yürüyüp kendini konteynerin içine bıraktı, değil mi? Hayır paşam. Arkadaşlarıyla içti, sıçtı, overdose oldu. Arkadaşları da korktu, konteynere attı. Bunlar yaşamadığımız, görmediğimiz şeyler değil. Başkomiserim, dediğim bu. Bu olaya cinayet diyemeyiz. Henüz. Bu şu an için sadece şüpheli bir ölüm. Serdar haklı. Şu anda elimizde buna cinayet diyebilecek yeterli bir delil yoksa buna bir cinayet vakası diyemeyiz. Nasıl ya? Önem, sana inanamıyorum. Pardon. Sen nerede olduğunu farkında mısın Sofya? Bir kız hayatını kaybetmiş, siz burada birbirinizi mi yiyorsunuz? Bravo! Başkomiserim, özür dilerim ama ben işimi yapıyorum. Arkadaş kafa açınca benim de ayarlarım bozuldu. Kafa açıyorsun, ayar diyorsun. Hey! Siz bir dağılın. Bir dağılın. Yürü, yürü hadi. Sen gelsene şuraya biraz. Bu insanlar senin ekip arkadaşların. Düşmanların değil, düşmanın gibi davranmayı bırak. Dostum olmadıkları kesin ama. Sana ekip arkadaşların diyorum. Sofya, bana gözlerini belertme. Sen haftalar önce gelip bana ben bu birime inanıyorum, bu ekiple çalışmak istiyorum dedin mi, demedin mi? Dedin. Dedim. O zaman ona göre davranacaksın. Ayrıca hiç kimse seninle aynı fikirde olmak zorunda değil ama sen herkese saygı duymak zorundasın. Artık gel değirmenlerine karşı tek başına savaşmıyorsun küçük hanım. Anladın mı? Hareketlerine çeki düzen var, 15 yaşında değilsin. Nefise Keskin, 3 çocuklu ailenin en küçük kızı. Ne oldu abi? Ha? Berk. Galiba civardaki bütün çöp konteynerlerini araştırdım ama Nefise'nin cep telefonuna ulaşamadım. Berk, eyvallah kardeşim, de şu tulumu çıkar at ya. Gözümüz yandı kokudan. Şehir çöplüğü gibisin. İkametgahı Sultanbeyli. Öf! Nasıl kıydılar?
arkası kıyıdın arkası mı? Mama annem tamam. Ben bittim. En son ne zaman gördün kızını? Dün konuştuk. Arkadaşımda kalacağım dedi. Ders çalışacaklarmış. Hangi arkadaşı biliyor musun? Ne bileyim. Okuldan bir arkadaşım dediydi işte. Ne okuyordu Nefise? İlahiyattaydı, 3. sınıf. Peki, kardeşin uyuşturucu kullanıyor olabilir mi? Biliyor musun böyle bir şey? O nasıl söz öyle? Benim kızımın uyuşturucu ile falan işi olmaz. Namazında, niyazındadır. Öyledir yani. Öyledir amcam, öyledir. Sakin ol. Feyzullah Bey, bizim her şeyi en ince detayına kadar araştırmamız lazım. O yüzden sorularımı mazur görün, olur mu? Benim kızım hatip çıkacaktı, hatip. Siz diyorsunuz uyuşturucu. Tövbe estağfurullah. Beni de gömün onun yanına. Beni de gömün, beni de. Rabbim bu yine neyin sınavı? Tövbe de. Günaha girme. Rabbim ne derse o olur. Ne günah işledik de bu yazı yazıldı bizim başımıza. Tamam ana, tamam. Gel ben seni yatırayım. Feyzullah Bey, kızınız bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Dolayısıyla bizim her şeyi araştırmamız lazım. O yüzden bize lütfen yardımcı olun, olur mu? Takdiri ilahi. Yüce Rabbimin takdiri. Bu kadar ömür biçmiş. Peki Feyzullah Bey, cinayet Allah katında günah değil midir? Günahtır. Hem de en büyük günahtır. Ayet-i kerimesinde Yüce Rabbim şöyle buyurur. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, lanet etmiştir ve azapların en büyüğünü vermiştir. Biz de tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz zaten Feyzullah Bey. Bunu yapan kişiyi cezalandırmaya çalışıyoruz. Öyle olsa bile Yüce Rabbim cezasını verir. Bizim yapacağımız bir şey yoktur. Peki. Münevver'de değil mi? Nefise'nin odasını görebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Rahat ol, rahat. Biraz bakabilir miyim bunlara? Abim, Mehmet. Serdar. Kardeşinin müzikle uğraştığını biliyor muydun? Söz yazıyormuş. Senin bu defterden haberin var mı? Yok. Hiç fark etmemişim. Çok güzel Yasin okurdu benim kardeşim. Hatta ben size göstereyim, bir tane videosu var. Şöyle. Öyle müzisyen falan değildi yani. İlahiyat okuyordu dedim ya. Neme, içeride babanın yanında belki çekinmişsindir diye sana birkaç tane özel soru soracağım. Kız kardeşinin başını açtığını biliyor muydun sen? Yok. Yok, yapmazdı benim kardeşim, öyle şeyler yapmazdı. Peki akşam hangi arkadaşında kaldığını söyledi mi sana? Yok, bilmiyorum. Öyle son birkaç aydır okuldan arkadaşlarına giderdi ders çalışmaya. Onlarda da kalırdı. Peki bir kere daha soruyorum. Uyuşturucu kullanıyor muydu? Asla. Asla öyle şeyler yapmazdı benim kardeşim, asla. Ama annen uyuşturucuyu duyunca feryat etti. Yine neyin sınavı bu dedi. Ne demek istedi? Abin nerede? Abim bir dergahta. Çile dolduruyor. Ne çilesi?
Abim eskiden çok yanlış yollara sapmış. Şeytan oymuş anlayacağınız. Abinle görüşüyor musun? Yok. Ne yapıyor dergahta? Dedim ya çile dolduruyor diye. Günahların bedellerini bu şekilde ödüyor. Bacım, onu anladık. Günah neydi? Haşa. Allah'la kul arasına girilir mi hiç? Girilmez. Bana düşmez abim günahlarını sorgulamak. Uyuşturucu kullanan oydu değil mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben emniyetten geliyorum da. Hayırdır inşallah. Mehmet Keskin. Buyurun ben size eşlik edeyim göstereyim yerine. Size zahmet. Enel Hak, ben hakkım demekse Hallacı Mansur Enel Hak demekle ne demek istemiştir? Benim cüzi aklıma göre manası şudur. Biliyorsunuz Allah ismi Allah'ın ben istedim ki bilmeyim dediği vasıflarının mana mevkiine aşikar olmasın. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş ben emniyetten geliyorum. Hadi şu elindekini bırak da seninle bir konuşalım. Evet başın sağ olsun. Allah taksiratını affetsin. Mehmet dün gece neredeydin? Allah'a şükür. Son 4 seneden beri neredeysem oradaydım. Yani? Burada. Burada. 4 senedir. Peki bu 4 senedir hiç dışarı çıkmadın mı? Bir etrafta ne var ne yok gezeyim demedin mi? Demedim Allah'a şükür. İyi. Kardeşinin cenazesine çıkarsın artık. Allah nasip ettiyse. Mehmet kardeşin seninle görüşmek istemiş. Bir süredir buraya gelmiş. Sen görüşmemişsin. Geri çevirmişsin. Niye? Geçen gece oturdum. Mehmet dedim. Gece gün oluncaya dek la ilahe illallah de. Sonra günahlarım geldi aklıma. Utandım. Bir türlü tevhid-i kelama başlayamadım. Yani diyeceğim odur ki benim işim beklemektir bu gönül dergahında. Hiç istemem kimseyi bekletmeyi. Kardeşinle niye görüşmedin? Ondan da mı utandın? Soru 3 şey için sorulur derler. 1, öğrenmek için. Soran bilgilensin. 2, başkaları öğrensin diye. Ki bu irşat sorusudur. 3, utandırmak için. Utandırmak için soran kendi utanır sadece. Çünkü utanmak için insanın kendi içine bakması yeterlidir. Hamdın, iştim,
yandım. Elhamdülillah. Anladım. Bekliyorum. Hasan abi bir de Nefes diye aratsana. Instagram öyle kaydolmuş. Nefes mi? Nefise'nin kullanıcı adı. Bir saniye. Bir de Nefes Keskin diye bakar mısınız? Tamam. Teşekkür ederim. Çıkmadım. 4 üniversitenin ilahiyat fakültelerini aradım. Hiçbirinde Nefise Keskin kaydı yok. Çünkü ilahiyat okumuyor. Nasıl okumuyor ya? İlahiyat okuyor. Abla söyle dedi. Ablası ne dediğini boş ver şimdi sen. Nefise, Nefes, konservatuvarda okuyor. Yok daha neler. İki hayat yaşıyor resmen. Bir yanda ailesinin yanında yaşayan, mutasip. İlahiyat fakültesinde okuyan. Nefise, diğer yanda da hayalleri olan, konservatuvarda okuyan, şarkı söylemek isteyen bir genç kız. Nefes. Peki katilin hangisiyle sorunu vardı acaba? Nefesle mi yoksa Nefise'yle mi? Bulacağız Hasan Bey. Bulacağız. Vay vay vay. Okulun güzelliğine bak be. Çok güzel gerçekten. Gençler ne güzel yerde okuyor. Değil mi? Cıvıl cıvıl. Bazen insan tercihlerinden şüphe etmiyor değil. Acaba polis olmasa mıydım? Niye sen çocukluğundan beri polis olmak istemiyor muydun? Baban hep gururla anlatıyordu. Gururla mı? Evet. Babam işte. Yalan dolan. Herkes gibi o da iyi görünmek için masal anlatıyor. Ne tuhaf değil mi? Hayatında hiç kimseyi sevmeyen bir adamın oğluyla gurur duyduğunu söylemesi. Hayatta hepimiz hata yaparız Serdar. Hatta en sevdiklerimizi üzeriz. Öyle mi? Evet. Bilmem. Ben öyle yapmıyorum. İyi. Konumuza dönelim o zaman. Buyurun. Sen hocalarla görüş. Ben de bir öğrencilere bakayım. Çok hayat dolu, çok neşeli bir kızdı. Daha okulu bile bitirmeden ilk albüm anlaşmasını imzalamıştı. Ya nasıl bir cani? Peki. Nefes size ailesinden bahsetti mi? Bana bahsetmişti biraz. Konservatuvarda okuduğunu, başını açtığını, şarkı söylediğini. Ailesi de biliyor muydu sizce? Bilmiyorum ki. Sevgilisi var mıydı? Yoktu. Nefes'in gözü şarkılardan başka hiçbir şey görmezdi. Dün gece seninle mi kalacaktı? Evet. Yakın mısınız siz? Ama kalmaktan vazgeçti sonra. Niye? Biz biraz takılalım dedik bar çıkışında. Hı. Ama o yorgun mu eve gideceğim dedi. Nefes, uyuşturucu kullanıyor muydu? Ya da aranızda uyuşturucu kullanan var mı? Ben hiç görmedim. Ama herkes kullanmıyor mu zaten bu zamanda? Yok. Öyle olsa hepinizi tutuklamam gerekir burada. Değil mi? Öyle tabii. Peki, diyelim ki Nefes uyuşturucu kullanıyor. Sorun yaşadığı, temin ettiği, birlikte kullandığı birilerini tanıyor musunuz? Yok, sanmıyorum. O kadar uzun boylu değil. Hmm. Telefonlarınızda dün geceye ait herhangi bir görüntü var mı? Çektiniz mi? Hı? Peki Nefes'in okulda sorun yaşadığı birileri var mıydı? Hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Gülgün var aslında. Kim bu Gülgün? Sevda Güneş'in kızı. 90'larda çok ünlüymüş, tanırsınız. Tamam, bildim bildim. İşte Gülgün de şarkıcı olmaya çalışıyordu. Hı. Yüzden kıskanıyordu Nefes. Hatta albüm anlaşması yaptığını öğrendiğinde sebepsizce olay çıkarmıştı.
Dün gece o da sizinle miydi? Bizimleydi. Ama erken çıktı bardan. Ya eve gideceğini söylemişti. Peki. Gülgün'ün yaptığını mı düşünüyorsunuz? Zaman biraz kahpe, düşündüğümde yazık ettim bize. Dün çöker gece, hayat zaten yangın yeri bizde. Kırıklarım var. Dün erken çıkmışsınız bardan. Evet, prova yapmam gerekiyordu. Geç saatlere kadar evde çalıştım. Peki buna tanıklık edebilecek biri var mı? Hayır, annem turnede evde yalnızdım. Turne... Bir dakika siz... Evet, Sevda Güneş annem olur. Ne hoş. Çok severim. Ne kadar şanslısınız. O da sizinle gurur duyuyordur eminim. Anladığım kadarıyla siz de onun yolundan gidiyorsunuz. Çok güzel. Var mı sizin de böyle bir albüm çıkarmak gibi bir hayaliniz? Okul çok zamanımı alıyor. Henüz erken diye düşünüyorum. Haklısınız tabii. Ama bildiğim kadarıyla Nefes hem albüm yapmış, yani daha doğrusu albüm anlaşması yapmış, hem bir barda şarkı söylüyor, değil mi? Evet. Nefes haddinden fazla enerjik biriydi. Haddinden fazla derken? Biraz açabilir misiniz bunu bana? Bir şey kullanıyor işte. Ondan bahsediyorum. Ne gibi mesela? Bahsettiğim şey vitamin değil. Onu anladım. Uyuşturucu mu kullandığını ima ediyorsunuz? Evet. Peki buna tanıklık ettiniz mi? Yok ama duydum bir şeyler. Nereden duydunuz? Sağdan soldan işte. Sağdan soldan. Sağdan soldan. Evet Gülgün. Nefesle niye kavga ettin? Normal şeyler bunlar. Konservatuvar rekabetçi bir yer. O can ciğer kuzu sarmaların öyle gözüktüğüne bakmayın siz. Bir fırsatını buldular mı? Birbirlerini yerine geçmek için yapmayacakları şey yok. Sen onlardan biri misin? Yani senin sınırların var mı mesela? Benim var. Ama Nefes'in yoktu. Zaten torpilliydi o. Bardaki işi de albüm anlaşması da hep o torpil sayesinde oldu. Kim bu torpil? İsim verebilir misin? Gülgün biraz havada kalıyor. Yani daha sert yapmalısın. Görüşürüz tatlım. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Gideceğim seni. Görüşürüz. Haberleşiriz. Evet. Bir kez daha. Emrah Bey. Buyurun. Ben de öğrencilerden öğrendim. Şok oldum. Çok üzüldük. Bize hiç öyle gelmedi. Biz buraya geldiğimizde miler, doğular havada uçuşuyordu. Ha, evet haklısınız ama bir yandan da hayat devam ediyor. Öğrencilere gerekli eğitimi vermek zorundayız. Hayat bir öğrenciniz için şu an devam etmiyor Emrah Bey. Nefes Kadıköy'de bir barda şarkı söylüyormuş. Ve biz kendisinin cesedine o barın çok yakınlarında ulaştık. Sizin bu barla ilginiz nedir? Benim çok yakın bir arkadaşımın barıydı. Nefes'in sahne alması için ben önermiştim. Bu albüm işini sen mi ayarladın? Yani ayarladık denilemez de ön ayak oldum. Nefes'i görseydiniz, yani sesini duysaydınız. Benim star geliyor derdiniz. Dün siz de barda mıydınız Emrah Bey? Evet, öğrencilerle birlikte gitmiştik. Nefes'e destek olmak, yanında olmak için. Öğrencileriniz de böyle sık sık barlara gider misiniz? Yani özel, önemli bir gün olduğunda. Başarısı varsa başarısının yanında olmak için. Diğer öğretmenlerden gelen oldu mu? Kimse yoktu. Bizim öğretmenlerimizin çoğu çoluklu çocuklu. Evdeki mesai bitmiyor.
Yani kimse gelmemişti açıkçası. Siz bekarsınız tabii. Öğrenciler bekar. Ne yapıyorsunuz siz böyle bekar bekar? Takılıyor musunuz? Yok yani. Bardan kaçta ayrıldınız Emrah Bey? 10:30 sularıydı. Dikkatinizi çıkışta bir şey çekti mi? Hiçbir şey gördünüz mü? Her şey çok normaldi. Sen normal miydin? Evet. Normaldin. Evet. Ne yaptın sonra? Takıldın mı? Gittin mi bir yerlere? Yok evet eve gittim. Hemen eve gittim. Tamam. Ev adresinizi rica edeceğim. Eğer tekrar bir bilgiye ihtiyaç duyarsak kapımızı çalarız. Tabii tabii evet. Adresi verebilirim. Önem dediğim gibi adamın yaşadığı siteyle ilgili bilgilere ulaştım. Emrah sabaha karşı saat 5'te eve girmiş. Anladım Sofya, tamam. Sen araştırmaya devam et. Emrah Söylemez'le alakalı her şeyi, her bilgiyi istiyorum. Hasan Bey'e de söyle lütfen bu defa gerekli izinleri alsın, es geçmesin. GSM operatörüyle de bağlantıya geçin, olur mu? Tamamdır. Siz yine de bir hastaneye gidin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Ne demek? Görevimiz. Şimdi bizim buraya gelme nedenimiz... Komiserim, biliyorum. Nefes için buradasınız. Emrah arayıp haber verdi. Emrah burada mıydı dün gece? Evet, öğrencileriyle birlikte nefesi dinlemeye geldi. Sonra? Emrah'tan şüphelenmiyorsunuz herhalde. Kimden şüpheleneceğimize bırak da biz karar verelim. Emrah, kimse zarar verebilecek birisi değildir ki. Hem nefesi çok severdi. En iyi öğrencim o derdi. Belki de fazla severdi. Takıktı kıza. Emrah mı komiserim? Emrah karşı tarafın oyuncusu. Orada forma giyiyor. Emin misin? Onu ben uzun zamandır tanıyorum. Başka türlü olmasına imkan yok. Peki, az önceki adamlar niye buradaydı? İşlerinden biri nefese takıktı. Buraya da dandı komiserim. 50 kere söyledim. Gelme buraya dedim. Dün gece yine geldi. Ben de güvenlikle yaka paça dışarı attırdım. Bugün de intikam için 2 itiyle buraya geldi. Hangisi? Şu kaçan herif. Tekin. Tekin'in soyadı ne? Soy ismini bilmiyorum ama minibüsçülük yapıyor. Onu biliyorum. Sen tanıyor musun bu kına? Maalesef tanıyorum. Neden maalesef dedin? Geçen ay iş çıkışında minibüsünde nefesi yalnız denk getirmiş. Kızı sıkıştırmış. O da bağırınca korkup bırakmış tabii. Biz şikayet kaydına rastlamadık. Şikayet etmedi. Ailesinin her şeyi öğrenmesinden çok korktu nefes. Ben de kız üzülmesin diye artık iş çıkışında taksiyle göndermeye başladım. Ama it oğlu it. Burada çalıştığını öğrenmiş, bu sefer de buraya dadanmaya başladı. Dün gece ne oldu peki? Ne olacak? Veya 7 siktir olup gitti. Hemen gitti mi yani? Vallahi bardan çıktı ama sokağın köşesinde kızı beklediyse onu bilemem tabii. Nefes uyuşturucu kullanıyor muydu? Senin gibi adamlar bilir. Ya. Şüphelendim, ne yalan söyleyeyim. Birkaç kere de uyardım kendisini. Hı. Çünkü böyle işe geldiğinde gözlerinde bir garip tuhaf bir hal vardı bayık. Kızım böyle şeyler yapma dedim. Abi sabaha kadar ders çalışıyorum ondan dedi ama ben anladım bir şeyler olduğunu tabii. Kullanıyor muydu, kullanmıyor muydu? Ya günahına girmeyeyim şimdi ölmüş kızın. O kadar kesin bilmiyorum. Sadece şüphelendim. Bakın ben kurumsal hayatı bırakıp bu bara açtım. Bütün birikimimi bu bara yatırdım. Adıma bir leke gelmesini istemiyorum. Prestijli bir yerim var. O yüzden 1-2 kere uyardım kendisini, o kadar.
Peki kamera kayıtlarını görelim. Komiserim, bizim barın kameraları çalışmıyor. Nasıl yani? Bunlar hep göstermelik. Yani bu sokakta bütün barların, mekanların kameraları böyledir. Tedbir amaçlı. Tahtakale'den alınmış. Aferin size. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu Tekin denen adamı bizim araştırmamız lazım Serdar. Araştırın komiserim. Komiserim, ben onu takip ederdim de aklım burada kaldı. Yani o yüzden kaçırdım. Tamam, takma kafanı. Annem bize bakıyor. Görüşürüz. Anne, ne oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim, bir şey yok. Bunlar kim? Arkadaşların mı? Pek öğrenciye benzetemedim ben. Profil mi çıkarıyorsun anne? Zaten bir sürü ödevim var, hadi. Özür dilerim, geç kaldım biraz. Problem değil. Bilmiyorum Ferah. Gerçekten. Yani tam diyorum ki her şey yoluna girdi. Tam bir ekip olduk. Bir şey oluyor. Darmaduman oluyoruz. Çocuk gibi hepsi. İnanılmaz bir şey. Hele Sofya. Ya görmen lazım. Bir çocuk kavga ediyor deli gibi. Sude'den beter ya. Sude nasıl peki? O da ayrı. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Bir şey mi var? Var. Ne? Sen doktorsun. Biliyorsun. Depresyon. Uyku uyumuyor. İştahsız. Böyle ani parlamalar, sürekli kavga hali. Ya bunlar uyuşturucu kullanım belirtisi değil mi? Evet, yani bunlar belirtileri arasında. Ama evet, dikkat etmemiz gereken ilk şey önemcim. Gereksiz paranoya. Sağ ol ya. Teşekkür ederim. Espri mi yaptın sen şimdi? Önemcim, Sude'yi karşına alıp konuşsan, ha, bu da bir seçenek. Nasıl konuşayım ya? 16 yaşında kapalı kutu konuşmuyor ki. Denemiyor muyum sanıyorsun? Önemcim bak, sen gerçekten çok iyi bir polis ve muhteşem bir annesin. Ama herkesi ve her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun. Ne yapayım? Bazen tam bir kontrol manyağı oluyorsun. Sen farkında mısın acaba? Ha? Aa yavaş. Ne gülüyorsun ya? Hoşuna mı gidiyor deli? Hayır. Hastalarım çok tepki vermez ya, onu güldüm. Canım tatlı benim. Biliyorum. Kavga ettim bugün. Seni yerim ben. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evet. Önemcim. Yanılmışım. Niye? Mide içeriğini ve kanını inceledim. Uyuşturucu kullanmamış. Nasıl ya? Tamam, peki daha önce kullanmış olamaz mı mesela, bir ay önce falan? Olabilir ama bu MDMA tarzı haplar sistemden çok kısa sürede atılıyor. Öyle mi? Ben daha uzun biliyordum. Hayır. O yüzden geçmişe yönelik bir yargıya varmak çok doğru olmaz. Peki sahada testi pozitif çıktı. Evet, çünkü yüzünde uyuşturucu kalıntıları var. Ve bence bunlar temastan dolayı yüzündeler. Ölüm nedeni önemcim, asfiksi. Oksijensiz kalmış. Uyuşturucu poşetiyle boğdular kız. Evet, önemli. Bu artık bir cinayet vakası. Maalesef. Bu ne? Olay gecesi bu Emirhan'ın nerede olduğunu operatöründen tespit ettim. Neredeymiş? İsrafil doğru söylüyormuş.
Emrah gece 11'den sabah 4'e kadar Taksim'de One Way adlı bir bardaymış. Ne? One Way, Hasan abi, One Way. O da senin bildiğin barlardan değil bu. Sen benim neyi bilip neyi bilmediğimi nereden biliyorsun? Sen öyle diyorsan öyledir. Adam bu yüzden eve gittim diye yalan söyledi. Yani kendini açık etmemek için. Açık edemez zaten. Nasıl etsin? Kariyerine mal olur. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Bu arada Serdar, Nefes'i taciz eden minibüsçünün kimliğini bulmuş. Kimmiş? Adamımız bu. Tekin Maçkan. Uyuşturucu bulundurma ve dağıtmaktan hapis yatmış. Serdar durağa da gitmiş ama herif ortalıktan kaybolmuş. Serdar nerede bu arada? Açla buraya! Aç! Aç! Allah'ım yakarım kendimi bak! Özürüm buna! Bilemiyorum. Ne yapmadım ben ya? Lan ben bir şey yapmadım. Hiç şey yapmadım lan. Aç lan buraya. Aç lan dönün kendimi bak. Yıkarım kendimi Allah'ım yıkarım lan. Sakin. Sakin ol. Bir sakin olur mu? Yıkarım kendimi Allah'ım yıkarım lan. Sevgili seyirciler, sokak ortasında kendini yakacağını söyleyen Tekin Maç. Şöyle yapalım. Siz Serdar'la birlikte Tekin Maçkan denen herif nerededir, nerede olabilir diye araştırma olur. Hiç gerek yok. Niye? Televizyonu döker misiniz? Ben çakmağın öyle konuşma. Gel bir sakin ol, gel. Ne oluyor burada? Bir dakika. Haber mi geldi? Serdar değil mi bu? Basbayağı Serdar. Bence! Seni çok seviyorum Bence! Aç, hadi. Yak lan! Manyak mı bu herif ya? Gitti, üç ayakla gitti. Kuru milleti böyle işte oğlum. Allah sana ver. Yakarız lan kendimize. Yaklaşmayın lan. Yaklaşmayın. Mehmet'im. Sen de seviyor muydun? Çok seviyordum. Çok çok seviyordum. Seni de mi terk etti? Ben etmedim. O gitti. İlerlemet gitti. Ben hiçbir şey yapamadım. İlerlemet mi? İlerlemet. Öldü mü? Öldü. Başın sağ olsun. Çok mu seviyordun? Yok. Bu kadar çok seviyorum. Bir yaşamı hiçbir anlamı yok ki. Ben seviyordum. Çok seviyordum. Bir sabah bir kalktım. Gitmiş. Sen seviyor muydun? Kıyabilir miyim ona ya? Ben çok seviyordum onu. Kanka ne yapmasın? Atsana sigarayı. Siktir lan. Kalk. Ha, tamam canım. Çok şey yapmayın ya. Televizyondan mı gördünüz? Nasıl, yakışıklı çıktı mı? Serdar, ne yapıyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak, bir kere daha böyle bir olayın tekrarını istemiyorum. Tek bir yanlış hareketin. Bak, tek bir yanlış hareketin bizi hiç istemediğimiz bir yer... Bravo, bravo. Harikalar yaratıyorsun. Harikalar, tebrik ederim. Gerçekten seni tebrik ederim. Bravo, bravo. Koskoca Emniyet Müdür Yardımcısı'nın oğlu, üstelik polis oğlu, bir elinde çakmak, üstüne benzin döküp kameralar önünde artistlik yapıyor. Artist misin sen Serdar? Sen ne zaman adam olacaksın? Kime göre adam olacağım? Neye göre adam olacağım? Hayır, kimin kriterine göre, hangi adamlıktan bahsediyoruz? Eğer buysa ben adam olmamayı tercih ederim. Müsaadenizle. Buyur. Her zamanki gibi sıç. Bir de üstüne tüy dik. Müdürüm. Ekibimle gereken konuşmayı ben yaparım. Sizin hiç şüpheniz olmasın. Şimdi müsaadenizle bir şüpheliyi sorgulamam gerekiyor. Buyur.
Neye ağlıyorsun lan sen? Abi sevdiğim kadın öldü benim ya. Şerefsiz! Kıza benim üstünde tecavüze kalkışmışım. Böyle sevgi mi olur? Abi kim diyor onu? Yok öyle bir şey ya. Abiniz... Hasan Bey! Abi iyi misin? Sigaraya çıkıyorum ben. Abla bak ben o gün oraya gittim ama benim niyetim ciddiydi. Sen de niyetini göstermeye gittin öyle mi? Evet abla. Yüzük bile almıştım ben. Konuşacaktık. Sonra şerefsiz gelip bana caz yaptı işte. Sonra ne oldu? Sonra ben olay büyümesin diye ayrıldım mekandan. Bir şey yapmadım. Arkadaşlarını topladın. Adama mekanında çöktün öyle mi? Evet. Ben Nefes'in öldüğünü zaten mahalleye gidince öğrendim. Bu mekanın sahibi seni kovmuş. Sen dışarıda Nefes'i beklemedin Beklemedim. Konuşmak için. Beklemedim. Evet. Beklemedin. O kadar çabuk mu vazgeçtin Nefes'ten? Olur mu abla? Ben ölümüne sevdim onu ya. Yani ölümüne derken ölürümle vazgeçmem anlamında diyorum. Abla günler torbaya mı girdi ya? Ben bir yolunu bulurdum. Benim zamanım çoktu. Ben evet diyene kadar beklerdim onu. Sen öldürmedin yani. Öyle mi? İnsan sevdiğini öldürür mü abla? Ben Nefes'in acısıyla boğuldum zaten. O yüzden mi yakmaya kalkıştın kendini? Yaşamak artık haram lan abla. Nefessiz bir hayat olur mu hiç? Ayrıca onu yapan belli. Buradan çıkayım, onun da hesabını yapacağım. Sen kimsin, neyin hesabını soruyorsun? Ha? Sen bize söyleyeceksin. Kim? Kimi diyeceğim, o Müptezel abisini diyorum. Şimdilerde böyle molla falan takılıyor ya. Nefes'in şarkı söylemesi ters ona. Siz bakmayın onun dinler ayaklarına. O zamanında mahallenin en sağlam torbacısıydı. O Müptezel var ya, kendi zulasından haplanıp gidip en yakın arkadaşını öldürdü. Başkomiserim, özür dilerim. Mühim değil Hasan Bey. Öldürdüğü arkadaşının adı Yusuf Eren. Mehmet uyuşturucu etkisinde olduğu için pek bir ceza da almamış. 5 yıl yatıp çıkmış. Çıktıktan sonra suça karışmış mı? Yani karışmış mı karışmamış mı bilmiyorum ama yakalanmamış. Dergahın etrafındaki mobeselere baktım. Ana kapıyı gören kameralar var ama diğer çıkıştan çıktıysa bilemeyiz. Abi sen iyi misin? Ne yapıyorsunuz? Polis. Kim olduğunuzu sormadım. Ne yaptığınızı sordum. İzniniz var mı? Bey amca, buranın yetkilisi sen misin? Haşa. Yetkili Allah. Ben buradaki canların sorumlusuyum. İzniniz yoksa gitmenizi isteyeceğim. Şu kadarcık yerde ne bulmayı umuyorsunuz? Müridinin cinayetle bağlantısını. Günahlarının kefaretini ödemiş bir cana iftira ediyorsunuz. Ne yaparsın bebeğim amca? Hepimiz günahkarız işte. Bir şey soracağım. Bu dergahta cep telefonu yasak değil mi? Evet. Buradaki canlar dış dünyayla bağlantılarını kısıtlı tutmak isteyen insanlar. Demek ki Mehmet dış dünyaya bağlantısını o kadar da kesmek istememiş. Telefonunu açar mısın? Aç. Şifresi yok. Siz açabilirsiniz.
başına. Neden bitmek bilmez. Bu aşk böyle gitmez. Gözyaşlarım akar durur. Bulamam her yerde arayıp. Kalbimi yoklayıp. Koşamam artık sana. Sen benden gittin, ben de birden bittim, mahvoldum. Sorunlarımdan kaçtım derken resmen kayboldum. Tükendim artık, umudum da burada son buldu. Son buldu. Mehmet. Belki de bu videoyu gördüğün zaman kayıtsız kalamadın. Nefise'yle konuşmaya gittin. Belki kavga ettiniz. Sana hoşuna gitmeyecek şeyler söyledi. Sen de belki kendini kaybettin. Hiç istemeyeceğin şeyler yaptın. Olabilir mi? Nefes'i ben öldürmedim. Nefes diyorsun yani kardeşin, öyle mi? Nefise değil. Sen bu videoya hiç sinirlenmedin mi Mehmet? Hayır. Sinirlenmedim. Sinirlenmedin. Telefonunu niye saklıyordun? Çünkü bazen yorulunca, eski günlere döneceğimden korkunca nefesi arıyordum. Bana iyi geliyordu. Sana iyi geliyordu. Eski günler ha? Al bak sana eski günler. Bu da iyi geliyor muydu sana? Hı? Bir bak bakayım, tanıyor musun? Hı? Sizin sokağın başında, o dergahın köşesinde 15 yaşında bir çocuğun cebinde çıktı bu. Sen mi soktun lan onun cebine bunu? Kaldırın onu. Sana mı soracağım lan neyi kaldırıp kaldırmayacağımı? Sen bana cevap ver. Kaldırın. 15 yaşında kaldırın. Çocuğu konuşturamadım. Kaldırın. Ama konuşturamadım. Lan bana bak. Otur yerine, senin kafanı kırarım burada. Nefise biliyordu değil mi? Söyle lan bunu. Biliyordu değil mi? Senin yanına geldi. Senin yanına geldi. Torbacı olduğunu biliyordu. Ha? Sen onun şarkı söylemesine kızmadın ama o senin torbacı olduğuna kızdı değil mi? Ha? Sana gerçekleri söyledi. Sana gerçekleri söyledi. Senin torbacı olduğunu, bir asalak olduğunu söyledi. Sen de gittin onu arkadaşını boğduğun gibi boğdun. Değil mi? Kardeşini boğdun. Cevap ver lan. Cevap ver, cevap. Sen mi soktun lan bunu? Bunu yüzünden mi lan? Bunu yüzünden mi lan? Bunu yüzünden mi lan? Hadi abi, niye durdun? Başkomiserim. Ya bırak başkomiserim. Kendimiz için yapmıyoruz ki sonuçta. Ama prosedür gereği bunun aslında... Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ekstazi. Pardon? Ne yapıyorsunuz lan? Benzodioksi... Bak Önem, nefesin yüzündekiyle aynı kimyasal izi taşıdığını düşündüğüm bir tane tarif buldum zaten. Yani bu normalde piyasadakilerden daha farklı. Daha butik bir şey çünkü. Biz de kontrol etmek için... Sofya, ne yapıyorsunuz? Tamam, izin diyeceksin, kural diyeceksin. Ya bunların hepsi protokol, bir sürü saçma sapan şey. Bunlar için vaktimiz yok. Sen mi karar veriyorsun peki buna? Birinin inisiyatif alması gerekiyordu. O ne demek ya? Sen mi alıyorsun inisiyatifi? Çık dışarı. Önem bak... Sofya! Git buradan. Seninle sonra konuşacağız. Ne oluyor ya?
Dingo Nahar'ın burası. Söndür şunu. Bir dur bir. Ver ya. Annen geldi. Sen ne yaptın? Bir şey almadım. Ne koydun kızın cebine? Abla, şey ne yapıyorsun? Abla yanlış. Ne koydun? Bir şey koymadım abla. Vallahi bir şey koymadım. Uyuşturucu mu koydun, hap mı koydun? Ya, ne koydun söyle. Ne diyorsun sen ya? Polis. Ya abla vallahi bir şey koymadım ya. Bu ne gördüm, cebine bir şey koydu. Al. Bu ne? Ne var bunun içinde söyle. Bizim grubun şarkıları var. Sude'ye sürpriz yapmak istemiştim. Anne! Tamam dağılın. Neyse. Sude. Anne bugün ne yaptığının farkında mısın? Ya tamam ben cebine şey koydular sandım işte. Cebime uyuşturucu koydu sandın. Evet. Diyelim ki koydu. Ne olacağını sanıyordun ki? Şeker sanıp yiyecek miydim? Yoksa merak edip tadına mı bakacaktım? Ya tamam Sude, ben senin iyiliğin için, ben seni düşündüm. Anne, yani ne zaman bana sinirlensen büyümemi söylüyorsun. Ama bana çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçmiyorsun ki. Ve bunu bir tek bana değil, bütün insanlara karşı yapıyorsun. Herkese saygı duyduğunu söylüyorsun ama hiç kimseyi dinlemiyorsun bile. Herkesi ezip geçiyorsun. Tamam, ben yarın gelip arkadaşlarından da özür dileyeceğim. Anne. Bence bana verdiğin cezanın süresi doldu artık. Bir süre okula gelme lütfen, tamam mı? Günaydın. Başkomiserim günaydın. Münevver Hanım sizinle konuşmak istiyor. Hay hay tabii. Günaydın Münevver. Bir. Günaydın. Mehmet'i tutuklamışsınız da. Evet, bir süre gözaltında kalması gerekiyor. Bakın abim nefese bir şey yapmış olamaz. Sen kız kardeşinin bir barda şarkı söylediğini biliyor muydun? Mehmet'e bu videoyu atmış. Bak bakalım. Hı? Sen bunu biliyor muydun? Hı? Münevver.
biz Mehmet'in öfkelenip yanlış bir şey yapmış olmasından korkuyoruz. Biraz böyle düşünüyoruz. Mehmet en çok nefesi severdi. Sen ikidir nefes deyip duruyorsun. Sen biliyorsun nefesi değil mi? Ne zamandır biliyorsun? Söyle. Bundan 1,5 ay önce bir kız bizim eve geldi. Nefise'nin okuldan arkadaşı olduğunu söyledi. Şaşırdım. Niye şaşırdın? Ne bileyim, öyle ilahiyatla okuyacak birine benzemiyordu. Saçı açık, kulağında küpeler falan. Nefise'nin bizi kandırdığını söyledi. Aslında ilahiyat değil, konservatuar okuyormuş. Bir de barlarda şarkıcılık yapıyor dedi. Ben de Nefes'le yüzleşmeye gittim. Dünyanın lafını ettim. Ama Nefes kararlıydı. Babama söylesem büyük olay çıkarırdı. Ne yapayım derken Mehmet'le konuşmaya gittim. Her şeyi anlattım ona. Böyle giderse yolu cehennem dedim. Korkmadın mı peki Mehmet'in zarar verebileceğinden Nefes'e? Yok. Dedim ya, en çok Nefes'i severdi. Belki Mehmet konuşursa ikna olur dedim. Mehmet Nefes'te değil, benimle konuştu. Ne dedi? Herkes kendi yolundan sorumludur dedi. Kimin nereye gideceğini bir tek Allah bilir dedi. Yargılamadan önce bir git gör ne yaptığını dedi. Gittin mi? Sesin melek gibiydi komiserim. O an kabul ettim işte. Mehmet'in dediği gibiydi. O kendi yolunu yürüyordu. Lütfen komiserim, lütfen babama falan söylemeyin. Onlar anlayamaz. Ben bile daha yeni azmetmeye başlamıştım. Hem ne önemi var ki artık kardeşimi gömdükten sonra. Tamam. Bu eve gelen kız var dedin ya. Arkadaş hani Nefes'in. Tanıyor musun sen onu? Biliyor musun adamı? Özge. Biraz konuşalım mı? Neden yaptın? Nefes'in en yakın arkadaşın değil miydi Özge? Bakın, ben bu okula girebilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptım. Yıllardır ailem ne kadar para harcadı biliyor musunuz? Şan dersiydi, piyanosuydu, solfejiydi. Benim babam memur. Ve bütün umutları da benim. Bravo. En azından sen şanslısın. Ailen arkanda. Nefes bunların hepsiyle tek başına savaştı, ailesine rağmen. İki kişilik bir hayat yaşadı bu kız. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ama Nefes'in doğuştan gelen mükemmel bir yeteneği vardı. Hem de hiçbir müzik altyapısı olmamasına rağmen. Tabii Emrah Hoca'nın da onu keşfetmesi çok uzun sürmedi. Barda iş buldu, tanıdığı yapımcılarla tanıştırdı. Daha mezun bile olmadan albüm anlaşması yaptı. Sen de kıskançlığından gideyim onu ispiyonlayayım dedin, öyle mi? Ben yapmam gerekeni yaptım. Ne demek yapmam gerekeni yaptım ya? Ailesi bir şey yapmayınca da sen kendi işini kendin görmek istedin, öyle mi? Barın çıkışında kamera olmadığını biliyorsun. Zaten seni tanıdığın için kimse senden şüphelenmiyor. Ben kimseyi öldürmedim. Ben sana inanmakta niye bu kadar zorlanıyorum şu an? Nefes'in abisinin birini öldürdüğünü biliyor muydunuz? Evet, biliyorum. Peki kimi öldürdüğünü biliyor musunuz? Yusuf Eren. Evet, Zahide Eren'in oğlu. Nefes anlatmıştı. Kadın kendisine papatya diyordu. Çünkü oğlu ölmeden önce ona hep papatya alırmış. Nefes de vicdanını rahatlatmak için kadına yardım ediyordu. Hatta birkaç kere birlikte yemek götürdük. Tabii kadın Nefes'in kim olduğunu bile bilmiyordu. Sen de söyleyeyim dedim. Orada gördüm. Ayrılamayacağız.
Papatya. Dur ablacığım, sakin. Sakin, sakin. Bir şey yapmayacağız. Sakin, sakin. Bırak. Sakin, sakin. Tamam, dur. Tamam. Ellerim ağrıyor. Bırak. Tamam, tamam. Polis. Sakin ol. Polisim ben, tamam. Tamam, tamam ablacığım, tamam. Dur, bir dur. Dur. Dur, bir hareketsiz dur. Sen... Deli. Sakin. Bok karıştırıyorum. Nasıl sakin? Serdar. Bunu bilişime verirsek açmaları bir ayı bulur. Açabilir misin? Elimden geleni yaparım başkomiserim. Ağır şeytan. Ağır şeytan aldı nefesini. Ağır şeytan yaptı. Mavi şeytan yaptı. Bu kadın Nefise Keskin'i öldürmek için gerekli motivasyona sahip. Üzerinden 50 tane de poşet çıkmış. Belli ki o poşetlerden biriyle boğdu kızı. Ayrıca telefon da ondan çıktı. Ve siz hala bu kadını savcılığa sevk etmediniz. Evet. Neden? Çünkü Nefes'in telefonunu henüz hala açamadık. Ayrıca papatyanın sepetinden çıkan poşetler, deliller... Başkomiser, soruşturmanın başındaki kişi olarak diyorum ki... davayı sonuçlandırmak için eldeki deliller yeterli. Zahide Er'in 2 saat içinde savcılıkta görmek istiyorum. Başkomiserim. Savcı haklı olabilir. Bizim faili yakalamamız için 3 temel şeye ihtiyacımız var. 1 motivasyon, 2 fırsat, 3 cinayet aleti. Evet. Zahide Eren'de yani papatyada motivasyon var. Oğlunun intikamı. Fırsatını da buldu. Maktul'ün cep telefonu da üzerinde çıktı. Yani bizim tek ihtiyacımız olan şey cinayet aleti. Onda da sepetinde tonlarca poşet çıktı. O poşetlerden biriyle öldürmüş olamaz mı? Berk, poşetlere baktınız mı? Poşetlerin çöpten alındığı belli. Üzerlerinde pek çok kalıntı var ve çözmek zaman ister. Zaman ister. Peki sen ne yapıyorsun? Kahve molası vermiştim. Kahve molası. Çok güzel. Ne yapıyor ya? 1001. Hasan abi. 3004. Hasan abi. Allah Allah. Hasan abi. 1008. Ya Hasan abi. Ne yapıyor ya? 33 yıllık polisim, seni gafil avladım. Buna rağmen 8 saniyede kurtuldun. Abi, ben de 20 yaşında bir genç kız değilim. Benim gücümle onun gücü bir mi? Belki baş edemedi. Sen gel benimle bir dakika. Gel şöyle gel. Kadının ellerini görüyor musun? Ne var ellerinde? Kadında artrit var. Romatoid artrit. İltihaplı romatizma. Hasan abi doğru söylüyor. Bir yetişkini öldürebilmek için 1 dakikadan fazla oksijensiz bırakmak gerekiyor ve bu ellerle bu imkansız. Darılmaca yok değil mi baba Yiğit? Ben bir sigara içmeye çıkıyorum. O telefonu açıyorsun ama. Alo. Savcıyla gelir misiniz? Ya işte. O her zamanki gerginliği. Onun gerginliği. Benlik bir şey yok. Doğru. Ben hep gergin. Nedir? Yüz tanımayı aktive etmemiş. Parmak izini dene. Tam öbür eli deneyin.
Neden olmayı anlamıyorum. Olması lazım. Ne gireceğim? Belki parmak izini aktive etmemiştir. Nasıl? Ney nasıl? Benim aktif değil mesela. Nasıl? Değil oğlum. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu telefon bir ay önce piyasaya çıktı. Parmak izi okuma sensörü optik değil, biyometrik. Bu telefonun optik taraması yok mu? Yani bu telefon parmak izi deseninin yanı sıra vücuttan çıkan elektriği de tarıyor. Yani bu telefonun açılabilmesi için nefesin şu anda hayatta olması gerekiyordu, yaşıyor olması gerekiyordu. Doğru mu? Doğru. Bunu halledebilir misin? Bir iki günümü alır. Ama daha kolay bir yöntemi var. Hı. Ne yapacağım? Dirilteceksin mi? Serdar. Frankenstein okumuş muydunuz? Pera, sen gergin misin biraz? Bunları morgda kullanan ilk doktor ben olabilirim. Hazır mısın? Açılın. 3, 2, 1. Açılmadı. Tamam. Yükseltiyorum Julu. Hazır mısın? 3, 2, 1. Koldu açıldı. Ha, çok iyi. Çıldı hemen. Kaleriye girdim. Ölmeden önce son bir video çekmiş. Abicim, nasılsın? İnşallah iyisindir. Bir sahnenin daha sonuna geldik bugün. Görmen lazımdı. Mekan fulldü. En yakın arkadaşlarım, hocam, herkes burada beni izledi. Dışarı çıkmak istemediğini biliyorum. İnşallah bir gün sen de gelirsin. İsrafil abi buradaysa ona da bir merhaba diyelim. Ne yapıyor bunlar? Nasıl bakılıyor bunu? Öyle mi böyle mi? Anlamı ne? Hikayesi var mı? Üniversitedeyken bir grubumuz vardı. Blue Devil. Mavi şeytan yani. Blue Devil. Başkomiserim. Bu herifin barının sokağında uyuşturucu hap satılıyor ve adı da tesadüf odur ki Blue Devil. Mavi şeytan yani. İzle bakalım İsrafil. Nefes bu videoyu abisine göndermek için çekmişti. Ama gönderemedi. Al iç. Lazım olur. Ben torbacı değilim. Siktir lan. Sana inanıyorum İsrafil, biliyor musun? Gerçekten. İsrafil bu bar işine girmeden önce ne yapıyormuş biliyor musun? Kurumsal şirkette titri neymiş biliyor musun? Lan IT falan mıymış? Değil. Kimya mühendisi. Değil mi İsrafil? Kimya mühendisi. Tesadüfe bak. Bak varan iki tesadüfe bak. Bak bizim beyaz yaka kimya mühendisiymiş. O yüzden diyorum ya İsrafil, sana inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Çünkü sen o mavi şeytan denen hapın torbacısı değilsin elbette ki. Sen bizzat üreticisin. Hayır. Hayır. Başkomiserim bir şey merak ediyorum. Gerçekten ciddi soruyorum. Hı. Bir insan ürettiği uyuşturucu hapın adını kendi damgası yapar mı? Hayır. Yaparsa biz bu insana ne diyeceğiz? Mesela cesur mu diyeceğiz, narsist mi diyeceğiz yoksa düpedüz salak mı diyeceğiz? Bak, eğer isterseniz evimi, arabamı, barımı her yer arayabilirsiniz, tamam mı? Ben yapmadım. Dümdüz salak. Yok ya, akıllı ya bu.
Bu akıllı bu bak. Çok aklı var, bize veriyor. Ulan gerizekalı. Seni burada 3 saattir misafir ederken sence biz ne yapıyorduk? Hı? Biz o sırada ne yapıyorduk? Ama seni takdir ediyorum. Güzel. Güzel. Güzel işçilik. Barı güzel kamufle etmişsin. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin. Bravo. Ama bizim senden çok daha akıllı arkadaşlarımız var. Ekip arkadaşlarımız var. Onlar seni zulanı patlattılar biliyor musun? Rica ederim. Başkomiserim benim görevim. Senin o bilgisayarının da içinden geçti benim o çok akıllı arkadaşlarım. Ve içinde MDMA benzeri bir uyarıcının tarifini başka biriyle defalarca yazıştığını buldular. Bizim normalde bunu çözmemiz haftalar alırdı ama benim yine senden çok daha akıllı ekip arkadaşlarımdan bir tanesi de bu uyarıcının formülünü internetten buldu ve bunu denedi. Ve sonra ne kadar enteresandır ki İsrafil nefesin burnundaki kalıntıyla o formül eşleşti biliyor musun? Siz beni bu yüzden mi aldınız? Ben nefesi niye öldüreyim? Ben nefesi çok severim. Pardon başkomiserim. Boş boş konuşma lan. Gerizekalı. Sana bu videoyu boşuna mı izlettik lan? Ha? Bunun cinayetle ne ilgisi var ya? Sadece teoriler, varsayımlar. Bir akıllı sensin değil mi? Kapat ya. Nefes sana hep yardım etmiş. Değil mi? Sen de ona yardım etmek ister misin? Hı? Bak bakalım. Abi şeytan. Çok yanılıyorsun. İsrafil, sen nefesi boğduktan sonra o konteynere atarken seni gören bir görgü tanığın var. Yalan! Öyle bir şey yapmadım ben! Peki İsrafil, senin o Zulanda bulunan poşetteki kalıntılara ne diyeceksin? Orada biyolojik örnekler ve makyaj kalıntıları çıktı biliyor musun? Acaba bir düşün bakalım. Oradaki DNA hangi DNA ile eşleşecek? Ha? Ha İsrafil? Haydi! Konuş. Bana bak oğlum. Bana bak bana. Şimdi bak. Sen köşeye sıkıştın. Senin bundan sonra kaçışın yok. Ama sana söyleyeyim. Biz sana yardımcı olmaya çalışalım. Sen belli ki saf dream birisin. Bu işlere girecek o yürek yok sende. Zorunda kalmışsın. Sen bize anlat. Neden yaptığını anlat. Nasıl yaptığını anlat. Sonrasında ne olduğunu anlat. Biz de eğer elimizden bir şey geliyorsa ki başkomiserim o konuda anlayışlıdır. Biz de yardım ederiz. Değil mi başkomiserim? Bakarız, konuş. Ya çok büyük hayallerim vardı benim ya. Çok büyük hayallerini açtım o barı ben biliyor musunuz? Her şeyimi o bara yatırdım. Her şeyimi. Birkaç ay içinde de iflasın eşiğine geldim ben. Kimse borç vermedi, kimse kredi vermedi. Bulabildiğim adamlar da öyle tehlikeli insanlar ki. Tehdit ediyorlar. Bunu anlatmaya çalıştım. Ama dinlemedi. Ne olur yapma dedim nefes lütfen. Anlattım, dinlemedi derken tartıştınız yani. Yalvardım. Yalvardım, nefes dedim. Bu işleri bırakacağım, borcum bitince bırakacağım dedim. Elinde torbayla kaçtı gitti. Bu size vereceğim diyerek. Peşinden gittim. Elinden poşet almaya çalıştım. Bu kadar çok direndi ki. Zoraplar yere düştü. O an evrim dönmüş. Torbayı kafasına geçirdim. Başkomiserim.
döküldü diyor ama yerde hap bulamadık. Benimle bağlantısı bulunmasın diye hepsini topladım. Poşete koydum. Kalanları da mazgala attım. Sonra telefonla aradım. Ama Can Avli'yle herhalde bir yer atmış. Aradım bulamadım. Birisi görür korkusuyla hemen kaçtım. Ama biri gördü. Değil mi İsrafil? Nefesi anlatmaya çalıştım. Ama dinlemedi. Çünkü sen onun konservatuardaki arkadaşlarına uyuşturucu satıyordun İsrafil. Ve sen çareyi o güzelim kızı öldürmekte buldun. Değil mi İsrafil? Başka çarem yoktu. Ortalığı dağıtacaktı. Hayatımı söndürecekti, anladınız mı? Sadece poşet istedim ondan ben. Beni polisle tehdit etti. Çaresiz kaldım. Böyle çalıştığım insanlar öyle tehlikeli tipler ki bir saniye beni yaşatmazlar. Ne yapayım lan ben sana? Ne yapayım ben sana? Bakın. Bu uyuşturucu içinde ben tek değilim. Beraber çalışırsak çok büyük bir şebekeyi yakalamanıza yardım ederim. Lütfen. Hapse girmek istemiyorum. Bir öfkeyle oldu. Çok pişmanım. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Nefese kim yardım etsin? Ha? Nefese kim yardım etsin? Pişmanım. Sus! Hadi ben git. Git. Babacan, şu poşet meselesinde bir dargınlık yok değil mi? Var. Ama söylemeye korkuyorum. Daha fazlasını yaparsın diye. Demin olsun. Annem. Gel canım. Ben pek beceremem böyle şeyleri. Sofya, özür dilerim senden. Nasıl ya? Ben özür dileyecektim. Ben senden olmadığım biri gibi davranmanı istedim. Bunun farkındayım, o yüzden özür diliyorum. Ha, ekstaziye kızmadın ya. Hayır, onu kızdım. Ona kızdım tabii ki. Lütfen böyle şeyler yapacağınız zaman önce bana haber verin. Tamamdır.
Önem. Canım. Yani başkomiserim. Hı. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Tebrikler. Emniyet Müdür Yardımcım. Sofya konusunda azarlamaya mı geldiniz beni? Yardım etmeye geldim. Yok hanım. Teşekkür ederim. Şey değil. Bu arada bir şey rica etmek istiyorum. Lütfen bir daha ekibimin önünde beni geçip onları azarlamayın. Konu oğlunuz bile olsa burayı yönetmek benim görevim. Bırakın ben yapayım, olur mu? Ya da bana söyleyin. Emredersiniz sayın başkomiserim. Madem öyle. Çocukluğunda en çok ne zaman mutlu oldun biliyor musun? Yılbaşında dansöz çıktığımda mı? Yok. 78'in Nisan ayı. Babam bir aylığına şehir dışına gidecekti. Bir ay dayak yemeyecektim. İşte sonra büyüdüm, polis oldum, evlendim. Bu dünyanın en boktan yanını dibine kadar gördüm. Ve bir gün kızımı kucağıma aldığımda şöyle bir söz verdim kendime. Her Allah'ın günü pisliklerle boğuşsam da o benim yaşadıklarımı, gördüklerimi yaşayıp görmeyecekti. Hataymışım. Evet, çocuklarımızı bu dünyadan korumalıyız ama bir yandan da onları bu dünyaya hazırlamalıyız. Hayırdır ihtiyar? Niye anlatıyorsun bunu bana? Şöyle söyleyeyim. Her babanın kendine göre çocuğunu koruma yöntemi var. Doğru ya da yanlış. Yani babanın niyeti ile de kötü olmayabilir. Sıra sende. Gidir masama dosya fırlatıyorsunuz. Ben de aynı nezaketi sizin için göstermek istedim savcı. Tebrikler. Katil yakalamışsınız. Teşekkürler. Görevimiz. Size Nergis Üzmez benim davalarımda çalışamaz demiştim. Demiştiniz. Ben de inisiyatifimi kullanarak sizin sözünüzü çiğnemeyi tercih ettim. Bu arada bu sadece bu davayla alakalı değil. Sofya bizimle çalışmaya devam edecek. Siz de bunun için bir şey yapamayacaksınız. Nedenmiş? Nedenmiş? Çünkü size bir tane daha bir dosya getirdim. Nefise Keskin dosyasının altında. Ona bir göz atmanızı rica ediyorum. Ne var burada? Bana şantaj mı yapıyorsunuz? Bir cumhuriyet savcısına. Estağfurullah. Olur mu öyle bir şey? Lütfen rica ediyorum, açın bakın. Şimdi o dosyada görmüş olduğunuz, yani daha doğrusu görememiş olduğunuz liste sizin biz göreve gelmeden önce hüküm giydirdiğiniz ya da suçunu ispat ettiğiniz insanların listesi. Maalesef ki göreve başladığınızdan beri aldığınız bütün davaları berbat ettiniz ve kariyerinizin sonundasınız savcım.
Dolayısıyla özel suçlar birimine ihtiyacınız var. Sofya da bu birimin bir parçası. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de, nefret etseniz de etmeseniz de hiçbir önemi yok. O bizimle çalışmaya devam edecek. Sizin bize ihtiyacınız var. Savcım, anlatabildim mi bilmiyorum. Saygılar. Bu yaptığınızın sonuçları olacak. Elbette. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Rica ederim savcım. Tamam mı? Tamam mı?